Hayırlı işler olsun. Hayırlı işler. Nasılsınız? İyi misiniz? Bereketli olsun. Kolay gelsin. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sağ olasın. Hoş geldin başkanım. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Çok çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Merhaba. Abla iyi misin? Evet. İyiyim. Dişlişi aldım. 10 ton aldım. Bakalım sizden binlerce dua alıyorsunuz. Ben Silifke'den geliyorum. Yaptığınız yardımlardan ötürü herkes size minnettar ve dualar birbiri ediyorlar. Hizmetlerinizin devamını görevimiz, da bekliyorlar. Görevimiz. Allah razı olsun sizden başkanım. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Görevimiz. Çok teşekkür ederim. Önderdiğim petek ve şeyler için. Vazifemiz. Bu derginde, bu derginde karınca kadınlığı. Sağ ol, sağ ol. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Şirvanım hoş geldin. Hayırlı işler olsun. Hayırlı işler olsun. Bu yakışıklılar senin mi? Benim. Allah korusun. Bir tane daha var. O evde geldi. Seniz değil mi? Kolay gelsin. Hareketli olsun. Hoş geldiniz. İyi misiniz? Sağ olun. Merhaba. Merhaba. Hoş bulduk. Merhabalar. Selamlar. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Bölgede sondaj için cevizsiz yaptık şu konusunda ama. Başkanım ben 2020 yılında belediye başvurdum yani. Bir de dört köyü bağlayan bir yolumuz var. Sayın Başkanım ilçemize hoş geldiniz. Tepe Mahalle Muhtarı Selahattin Yeğen. İlk müdahale yapmak için. Vatandaşlarımıza yakın olmak istiyoruz. Geçtiğimiz bir yılın bizim açımızdan yarattığı sıkıntılar vardı, engeller vardı. Hepimizin müzdarip olduğu bir pandemi süreci yaşandı. Bu biraz alanda olmamızı engelliyor. Kısıtlamalar, sokağa çıkma yasakları, insanların etkinlik yapmasının ya da bir araya gelmesinin sakıncalı olmasından kaynaklı bazı yapılan düzenlemeler bizlerin bu tip gezilerini engelledi. Ama çok açık ifade edeyim. Vatandaşın içinde olduğu zaman mutlu olan bir siyasetçi. Çünkü insanlar doğal haliyle, temiz duygularıyla sadece bizlerden daha iyi yönetici olmamızı, daha iyi hizmet yapmamızı, kendilerini mutlu etmemizi, memnun etmemizi istiyorlar, bekliyorlar. Biz günlerde göreve geldiğimiz günden bu yana yaklaşık 7000 ton asfalt, sıcak asfalt kullanmışız. Ve 26 kilometre yolda da sati asfalt kaplama çalışmamız olmuş. Bu yıl içerisinde toplamda 26.500 ton planladığımız asfalt çalışmamız var, sıcak asfalt çalışmamız ve 105 kilometrede sati kaplama. Bunun da programı belli. Program içerisinde sıcak asfalt kaplama programımız. Burada bir şey söylemek istiyorum. Bunu ben önemsiyorum. Biz program çerçevesinde çalışan bir belediyeyiz. Günübirlik karar değiştiren, muhtar aradı diye makineleri bir yerden bir yere taşıyan ya da siyasi bir telefon geldi ya da arkadaşımız aradı gibi bir takım taleplerle iş makinelerini bir yerden alıp bir yere götüren bir yönetim değiliz. Böyle bir şikayetiniz olursa bunu direkt bana yapmanızı istiyorum. Belli bir program çerçevesinde
Özellikle ilçelerde, merkezden uzak olan yerlerde bizim kontrol açısından zorlandığımız yerlerde burası çok önemli. Bu programa uygun çalışmak zorundadır. Bizim daha aklı başında daha etkin iş yapabilmemiz için program çerçevesinde çalışmamız lazım. Yoksa kontrol altında olmaktan çıkıyor. Bizim sosyal hizmetler konusunda sadece günlerde Mersin'in her noktasına adaletli, eşit yaklaşmak istiyoruz. Biz eğitimde fırsat eşitliğinden yanayız. Yani fakirin çocuğu da okuma imkanına sahip olmalı. Buna hakkı var. Geliri yüksek bir ailenin çocuğu buna ulaşabiliyorsa geliri düşük bir ailenin çocuğunun da ulaşması lazım. Ama ailenin yeterli parası yok. Ama devlet var. Devlet belediyedir. Devlet diğer kurumlardır. Ama belediye de devletin en önemli halkla iç içe olan kurumudur. Biz Atatürkçü çağdaş insanlar. Nokta. Bunun ötesini bizim için teferruat, bizim için bayrak kutsaldır. Bizim için vatan kutsaldır. Bizim için Atatürk değerlidir. Çünkü bizim önderimizdir. Bizim temel ideolojimiz, çizgilerimiz bunlar. Onun dışı bizim için teferruat. Ben çocuklarımızın eğitim almasından, müsbet ilimden yana, ben dünyayla rekabet edebilmek için bir yönetici olarak çocuklarımı, ülkemi rekabet edebilmesi için çocuklarımızı eğitmemiz gerektiğini görüyorum, biliyorum. Çok değerli çalışmalar yaptığımız alanlardan bir tanesi tarım. Her alanda değerli çalışmalar yaptığımızı söylüyorum. Eksiğimiz olabilir ama yaptığımız çalışmalar değerli. Bunun farkını muhtarlarımızın, başkanlarımızın görmesini istiyorum. Yani biz el yurdan bile iş yapmıyoruz. Bizim yaptığımız önemli projelerden bir tanesi de su projesi, temiz içme suyu. Bu 30 milyon civarındaydı. Tabii iş devam ediyor, revize etmesi gerekiyor İller Bankası'nın. Çünkü fiyatlar değişti. Şu anda oranın bize maliyeti 45 milyon liraya çıktı. Biz orayı da devam ettiriyoruz. Ekonomik dalgalanmalar kamu yatırımlarını da etkiliyor. Son bir yılda meydana gelen döviz kurlarındaki, inşaat malzemelerindeki oynamalar zaten halk kitlelerine vurdu, herkesi etkiledi ama kamu kurumlarının yatırımında çok etkiledi. Bizim toplamda yaptığımız, yapacağımız yatırımların yekünü ilk dönemimizde revize edilebilir, bu artabilir. 152 milyon lira. 152 milyon lira günler için yapılan, yapımı devam eden projelendirme çalışmalarımız. Başkanımızın özellikle bir teşekkür etmek istiyorum ben. Kadınlara ve gençlere verdiği değerden, kadın emeğini özümsediğinden, önem verdiği için başkanımıza ayrıca bir teşekkür etmek istiyorum hem cinslerim adına. Biz adalet dağıtmaya geldik. Ne çekiyorsak adaletsizlikten çekiyoruz. Biz hizmet yapmaya geldik. Biz bize teslim edilen emaneti layıkıyla, emanet aldığımız halka teslim etmeye geldik. Para halkın, vergi ödeyen halk, belediyelere gelen para, vergiden gelen para. O para tekrar halka gidecek. Halka yol olarak gidecek. Halka eğitim desteği olarak gidecek. Halka tarım desteği olarak gidecek. Belediye vatandaşa hizmet yeri. Türkiye'nin en zor belediye başkanı yapılan yeri neresi biliyor musunuz? Değerli kardeşlerim, Mersin. Anamur başka, Tarsus başka, Çamlıyayla Nire, Aydıncık Nire. 16 bin kilometre kare alan, 1 milyon 900 bine yaklaştı yerli nüfus, 400 bini geçti Suriyeli nüfus, gelen para 1 milyon 900 bin nüfusa göre dertler 2 milyon 300 bin insanın derdine deva olmak.
kolay bir yerde belediye başkanlığı yapılmıyor. Ama çok şükür biz her zaman söyledik. Bizim kadrolarımız iyi dedik. Milletvekili döneminden hatırlayanlar bilir. Bize de şans verin diyor. Ben de diyorum. Ya biz de iyi çocuklarız diyor. Bizim de birikimimiz var. Bizler namuslu insanlarız. Bizler vatanı milleti bilen, bayrağı bilen, Atatürk'ü bilen insanlarız. Şimdi bunları söylüyoruz. Ne derece doğru söylediğimiz ortaya çıktı. Şeffaf belediyecilik yapıyoruz. Orada ben anlatıyorum saatlerce. Alacağımızı, borcumuzu, yaptığımızı, yapacağımızı. İtiraz edebiliyorlar mı? Hayır. 1 milyar borç ödedim diyorum. Ödemedin diyebiliyorlar mı? Ödüyoruz çünkü. Şuranın yolunu yapacağız. Ve yaptık diyorum. Yapmadın diyorlar mı? Şuraya şu projeyi uygulayacağız. Uygulayınca uygulamadın diyebiliyorlar mı? Bu sözü verdik, yapacağız. Bu sözünü tutmadın diyebiliyorlar mı? Artık devir değişti Türkiye'de. Siyasi olarak hava değişti. Artık CHP'li kadrolar var. Belediye hizmetlerimiz Tarsus'tan Anamur'a kadar, Çamlıyayla'dan Mut'a kadar kendi partililerimiz dahil, bakın buraya iyi dikkat edin. Kendi partililerimiz dahil insanların beklentisinin çok üstünde bir başarıyla devam ediyor. Bunu tekrar söylüyorum. Binlerce kez duyduğum bir cümle. Hiç kimse CHP'den böyle bir performans beklemiyordu diyor. Bu her yer için söyledim. Ama Mersin için 5 kat daha fazla söyleniyor. Demek ki çalışılırsa, sadakat içerisinde olursa bütün kurumlar, bütün insanlar başarılı olur. Sosyal hizmetlerden imar işlerine kadar, üst yapı, alt yapı. Meski çalışmalarında tarımsal desteklere kadar. Kültür sanat etkinliklerinde kadın politikalarımıza kadar takdire şayan çalışmalarımız var. Her konuda somut yapılmış projelerimiz var. Günleri önemsiyorum. Günlerin algı çalışkan. Allah için çalışkan. Yani taştan su çıkartıyor. Rızkını çıkartıyor. Ekmeğini çıkartıyor. Her alanda Gülnar'a desteğimiz devam edecek. Tarımda da devam edecek. Eğitimde de devam edecek. Eksimiz var. Eksimiz var. Çünkü mükemmeli arıyoruz. Hocam kolay gelsin. Sağ ol abi. İyi misin? İyi, sizi sormadım. Sağ ol, sağ ol. Siz de sağ olun. Anne sağlık. Kolay gelsin. Bacı kolay gelsin. Yanlış bir şey. İyi misin? Sağ ol, sağ ol bacı. Başkanım hoş geldin. Selamlar, hayırlı işler olsun. Merhaba. Hoş geldiniz. Bacım, iyi misin? Kolay gelsin. Çok şükür abi. Allah'ın parasının altında fiyat burada. Kolay gelsin. Merhabalar. İyi misin? Sen nasılsın? Allah şey diyor. Reçel yap. Merhaba bacım. İyi misin? İyiyim ben de iyi. Ne yapıyorum şimdi? Alışveriş mi yaptın? Sen nasılsın? Hadi bakalım, Allah bağışlasın. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. İyi misin? Teşekkür ederim. İyi alışverişler olsun. Sağ olun. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Abla iyi alışverişler. Size de iyi alışverişler. Gel, gel çekilin. Selamun aleyküm. Umut Kaysısın. Sır başkanım. Şeker fare ikramı diye. Teşekkür ederim. Aldın mı çantayı? Kolay gelsin.
İyi şükürler olsun, biz de iyiyiz. Memleket iyi olursa biz de iyiyiz. Başkanım, sizden resim istiyoruz. Tamam, gel. Gel bacım, gel. Hadi bakalım. Sizi destekliyorum. Kaç var mı? 20 lira. Yani bu havanın sulakta. Sulakta mı? Cehennemde gidecek. Mersin'i gelme. Kıraçlar da iyi yani. Güzel. Ya görüyor musunuz? Lütfen. Başkanım lütfen. Bu gönül zemini. Sağ olun efendim. Hadi bakalım. Alın. Lütfen. Buyurun. Hadi duanızı esirgemeyin. Başkanım amcanızdan alabilir miyim? Bereket olsun. Teşekkür ederim. Alın çözüm versin. Belki bağlıyorum. Niye yapmışım? Dağıtın. Başkanım şeref veriyorum. Ziyaretimiz. Bereketli olsun. İnşallah, inşallah. Hadi kendine iyi bak. Allah'a emanet olun başkanım. Sen de. Sağ olun. Sadece ekibimize, anne. Ya arkadaş bir tane alalım, hayır, olmaz. Vallahi hayır, bir tane. Rica edin. Helal edin lütfen. Sağ olsun baba. Tamam. Sen, çok teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Hadi. Tamam. Bereketli olsun. Evet. Başkanım, senin için 7 düvelde kavga eden biri var. Hani kutulu savaşta gitti kahramanlar var ya, bu benim kabrat, karı. Öyle mi? Medit'e gideriz, Yaylalar'a gideriz, Tafkadi'ye gideriz, Tepeme'ye gideriz. İlle de senin işin kavga eder. Ya biz esnafız etme diyor. Ondan korkmazsa ben hiç korkmam diyor. Ya, bak şu kadın, şu kadın. Allah'ına kurban oldum, o da doğru adamı biliyor. Vallahi diyorum bak şaka konuşuyor. Yani senin için herkesine kavga eder. Doğru, doğru adam. Gel. Hani kurtulu savaşta gitti kahramanlar olursa, bu işte. Her zaman doğru adamı biliyor. Her zaman vallahi senin işin kavga eder. Ya sağ olsun. Sağ Allah mahcup etmesin bak, bizi. Bak tanımadığı halde senin işin vallahi kavga ediyor. Bak tanışmış oldum. Teşekkür ederim. Merhabalar, iyi alışverişler olsun. Merhabalar. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. İyi misiniz? Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol. Kolay gelsin. Hayırlı işler olsun. Selamünaleyküm. İyi alışverişler. İyi alışverişler. Güzel kız merhaba. Güzel kız. Merhabalar, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Nasılsınız? Ya sen ne güzelsin böyle. Adın neyi söyle bakalım. Adını söyle bana. Buyurun. Allah bağışlasın. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hadi kendinize iyi bak. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Başkanım nasılsın? İyiyim oğlum, sen de iyi misin? Elhamdülillah. Bacım merhabalar. Sizi gördük, daha iyi olun. Sağ olun. Hayırlı işler olsun. Merhabalar. Kolay gelsin babam. İyi misin? Hayırlı işler olsun. Merhabalar. İyi misiniz? Hayırlı işler olsun. Evet, evet, evet. Gel. Evet. Sağ olun. Merhabalar. Yapsınlar. Merhaba. Güzel kızlar. Burçak, Eylem. Merhaba. Hadi bakalım. Merhaba. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Hadi işler olsun. Merhabalar. İyi misin? İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim. Nereye bakıyoruz? Oraya mı? Sağ ol canım. Merhabalar bacım. Merhaba. Yani şerişte. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Başkanım bu tarafa. Kolay gelsin. Merhaba bakanım. Nasılsınız? İyiyim iyiyim. Sağ ol. Sen de iyi misin? Ben de iyiyim bakanım. Sizlerle de gurur duyuyorum. Sağ ol babam. Sağ ol. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Hocam şöyle.
Selamünaleyküm, hayırlı işler. Hayırlı işler. Aleykümselam başkanım, merhaba, hoş geldiniz. İyi misin? Elhamdülillah, sizler nasılsınız? Sağ ol, sesin gür çıkıyor maşallah. Sağ ol, sesim her zaman buyurdu Allah'a. En sağlıklı gördüm. Merhaba, başım merhaba, iyi misiniz? İyiyiz, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi, ben de iyiyim. Allah iyilik versin. Siz iyi olursanız biz de iyi oluruz. Merhaba canım, iyiyim, iyiyim, sen de iyi misin? Alışverişe misin? Allah'a emanet olun. Hadi kolay gelsin. Merhabalar. Merhabalar. İyi misiniz? Teşekkür ederim. Daha da iyi olur. İnşallah. Sağ olun. Hadi kolay gelsin. Çalıyor. Şuraya bak, şuraya bak. Bak bakalım buraya. Şuraya bak, şuraya bak. Melih. Oğlum bak. Bak Melih. Teşekkürler başkanım. Hoş geldiniz başkanım. Teşekkür ederim. Siz de nasılsınız? Sağ ol. İyiyim, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Merhaba. Merhaba. Vallahi işimiz yok. Bak böyle geziyoruz. En büyük başkan bizim başkan. Başkanımız sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Yerlisi konuşur efendim. Ama komiter başkan yapacak bir şey yok. Çok memnun olduk. Sağ ol. Teşekkür ederim. Çiftçinin halini bir dinleyin başkanım. Maliyetli değiliz. Perişan, perişan, perişan. Gübresi, mazotu, sesimiz olun lütfen. Bizim için yani her türlü yanınızdayız. Sayın Başkanım, biz Silifke'deki müdürlerimizin ellerinin biraz daha kuvvetlendirilmesi, malzemeler, ekipmandır anlamında. Hepimizin amacı hizmettir. Ayrıca eğer uygun olursa... Hoş geldiniz efendim. Yüce Başkanımın ve yönetim kurulu çok çok teşekkür ederim. Taşıcı adım. Türkiye, Türkiye olduğu olalı, Mersin, Mersin olduğu olalı yerel yönetimlerde bizim dönemimizde yaşanan şeffaf belediyecilik anlayışı asla olmadı. Bu hakkımızı bizim dönemimizde Mersin'de CHP'nin belediye başkanlığı, Adana'da, Hatay'da, Antalya'da, yani Millet İttifakı'nın olduğu yerde Millet İttifakı'na mensup belediye başkanlarına bu hakkı verin. Herkes şeffaf belediyecilik, hesap verebilir belediyecilik anlayışı içerisinde. Herkes israftan kaçınıyor. Biz bu ülke için çalışıyoruz. Biz aklımızın arkasında hiçbir şeytanlık olmadan bu ülke için çalışmaya yemin etmişiz, ant içmişiz. Onun için çalışıyoruz. Bu bölgede her noktada, yukarıda aşağıda, ovada dağda, doğuda batıda, hangi bölge olursa olsun, bir, adaletli hizmet. Adaletli hizmet. Adalet dağıtacağız. Adaleti eleştiriyoruz. Adaletsiz olamayız. Pozitif ayrımcılık yapacağız. Bizim tarafımız belli. Biz halktan tarafız. Bizim tarafımız belli. Biz mağdurdan tarafız. Biz kadından tarafız. Biz çocuktan tarafız. Biz engelli yurttaşımızdan tarafız. Bizim tarafımız belli. 16 bin kilometre kare alanda hiçbir siyasal ayrım yapmadık. Hiçbir siyasal ayrım yapmadık. Bu vatandaş bize oy vermiş, bu muhtar vermemiş, o bir muhtar bizi desteklemiş, bu muhtar desteklememiş. Biz doğru iş yapalım, adaletli iş yapalım. Bir gün herkes bizim doğru işleri yaptığımızı görecek. Herkes bizim doğru tercihler olduğumuzu görecek. Herkes diyecek ki bu insanlar bu ülkeyi yönetiyor. Tüm maneviyatımla, tüm duygularımla söylüyorum. Tüm insani hassasiyetlerimle söylüyorum. Herkes bizim kardeşimiz. Bize oy veren vermeyen, bizi destekleyen desteklemeyen. Herhangi bir mezhepsel ayrım, herhangi bir bölgesel ayrımı kesinlikle reddediyoruz. Mersin güçlü bir kent. Kere söyleyeyim. Mersin Büyükşehir Belediyesi de güçlü bir belediye.
hiçbir zaman ağzımdan engellemeleri şikayet ettikten sonra ben hizmetleri, param yok, bütçem yok, makinem yok, malzemem yok, bunu yapamam demedim. Bunu muhtarlarım da ağzımdan duymamışlardı. Gelecek hafta burada Gazi Çiftliği'nin açılışını yapacağız. Çok değerli bir çalışma. Sembolik bir önemi var oranın ama onun anlamı, onun derinliği çok 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 büyük. Çok 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 büyük. İnşallah önümüzdeki günlerde çok daha güzel projeler, sadece Silifke'de değil, tüm Mersin satında hayata geçecek. Bizler de sizlerin memnun olduğunu gördükçe, sizlerin mutlu olduğunu gördükçe, hizmetlerimizin geri dönüşünün bize dua olarak, teşekkür olarak döndüğünü gördükçe çok daha fazla bir azimle, gayretle çalışmaya devam edeceğiz.